Merhaba. Bu gördüğümüz Kanuni Sultan Süleyman'ın Tuğra'sı. Bildiğiniz gibi Tuğra padişahın mührüdür. Bunu bir imza ya da resmi damga olarak da düşünebiliriz. Ve her Osmanlı padişahının farklı bir Tuğra'sı vardı. Bu Tuğra'lar hat sanatının bir kolu halinde yüzyıllar boyunca usta hattatların eliyle hazırlandı. Bu gördüğümüzün üzerinde Süleyman Şah bin Selim Şahhanel Muzaffer yazıyor ve genelde Tuğraların sonu daima kelimesiyle bitiyor. Yani daimi olmaya, sürekliliğe veya padişahın hükümdarlığının ebediyetine vurgu yapıyor. İşin ilginç yanı bu ince mesajları okumak gerçekten çok zor. Peki Tuğra nerelerde kullanılırdı? Her bir idari belgenin üzerine damga olarak basılırdı. Bir padişahın yani Sultan Süleyman'ın gücünü temsil eden hakiki sembolü olduğu düşünülebilir. Ben çocukken hep bu çiçeklerin içinde kayboluyordum. Hep ilgimi çekmişti. Yakından bakınca bir düzeni, bir güzelliği olduğunu fark ettim. Hatta bu çiçeklerin birlikte işleyişlerinin ardında hep melodik bir his olduğunu düşündüm. Tabii bunların yanı sıra işin bir de tarihi boyutu var. Bu sadece sanatsal bir dil değil. Erkeklerin dünyasını temsil ediyor. Osmanlı'da diğer imparatorluklarla savaşan, Avrupa ile aşık atan güçlü cengaverlerin dünyası. Şöyle bir bakıyorum da, bu güzel yazılar sanki büyük bir yılana benziyor. Bunların hepsi çiçeklerle uyum içinde. Detayları düşünecek olursak, bu çiçekler bana egemen bir sultandan çok kadınsı bir sembolü satıyor. Bu da eserin çok yönlülüğünü gösteriyor bize. Çiçekler ele abuca sığmaz bir görünümde ama çok detaylı çizilmişler. Yani bu sanat eserinde her şey kontrol altında. Hatta buna kontrol etme sanatı diyebiliriz. Sonuçta büyük toprakları kontrol eden bir padişahın gücünü sembolize eden bir sanat eserinden söz ediyoruz. Her bölüm birbirinden farklı. Birçok yaprak ve çiçek var ve her yerde bulunuyorlar. Belki bu da barış ve mutluluğu anlatıyor. Ve altın renginin kullanımının altın işçiliğinin yarattığı şu güzel titreşim. Gözlerinizle hangi kısmın altta hangisinin üstte kaldığını çözmeye çalışıyorsunuz. Birden resim üç boyutlu bir hal alıyor. Daha çok baktıkça renkler canlanmaya başlıyor. İşte bu noktada odaklandığım eserden gözümü ayırıp bir adım geri atıp onu tekrar farklı bir açıdan farklı gözlerle görmeye çalışıyorum. Bu duyguyu çok seviyorum. Çünkü resmi daha farklı algılıyorum. Ama yine de hangi açıdan bakarsam bakayım. Hala saf ve güzel bir resmin içinde kaybolabiliyorum. Zaten sanattan zevk almamızı ve içimize işlemesini sağlayan şey de bu değil mi? Hoşçakalın.